Webtekno olan hepinize selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi telefon incelemelerini ağırlıklı olarak Webtekno Plus'ta yapıyoruz. Eğer telefonu diğerlerinden ayıran bir şey varsa, örneğin ülkemizde yeni satışa sunuluyor olabilir veya ilk defa bir özelliği deniyor olabilir, böyle telefonları ana kanalda da değerlendiriyoruz. Bugün masamızda ülkemizde henüz bugün tanıtılan Honor 90 var. Bakalım neymiş bu telefonun alameti farikası? Orta segmentte 200 megapiksel kamera Honor 90'ın ilk esprisi bu arkadaşlar. Kendisi 200 megapiksele sahip ilk telefon mu? Hayır, değil. Ama şu an ülkemizde aktif olarak satışta olan sadece tek bir tane 200 megapiksellik telefon var. O da amiral gemisi seviyesinde ve fiyatı çok yüksek. Honor 90 ise orta segmentte bu kamera donanımına sahip bir telefon olarak ülkemize geliyor. Peki nedir bu 200 megapiksel? 200 megapiksel en basit ifadeyle bir fotoğrafa 4x zoom yapsak bile zoom yaptığımız alanın 50 megapiksel olması demek. Bu da fotoğraf editlemede işimizi oldukça kolaylaştıran bir şey. Hatta gelin isterseniz örneklere birlikte bakalım. Ayrıca meraklısı için de ana kameranın f1.9 diyaframa sahip olduğunu ve PDAF yani faz algılamalı netlik sistemine sahip olduğunu da ekleyelim. Ana kameraya ek olarak 12 megapiksel ultra geniş ve makro kamera da var. Böyle söyleyince sanki iki kameraymış gibi anlaşılıyor olabilir ama aslında bunlar tek kamerada arkadaşlar. Yani bir kamerayla hem ultra geniş açı hem de makro çekim yapabiliyoruz. Üçüncü olaraksa bir derinlik kamerası var. Bu bildiğiniz üzere arka planı daha iyi flu ulaştırmaya ve fotoğrafı daha iyi işlemeye yarıyor. Video tarafında ise 4K çekimler yapabiliyoruz. Arka tarafın kamera özellikleri böyle. Peki ön tarafta ne var? Ön tarafta da 50 megapiksellik bir selfie kamerası var. 100 derecelik bir görüş açısı sunuyor bize. Yani artık çoğu yeni telefonda gördüğümüz geniş açı selfie'ler veya ön kamerayla çekilmiş geniş açı videoları Honor 90'la da yapabiliyoruz. Video tarafında ise tıpkı arka kamerada olduğu gibi ön tarafta da 4K çekim yapabiliyoruz. Videonun başında Honor 90'ın ilk esprisinin kamerasında olduğunu söylemiştik. İkinci esprisi ise ekranında arkadaşlar. Ama bu ekran büyük veya renklerin canlılığı gibi bir özellik değil, daha çok göz sağlığımızı ilgilendiren bir özellik. Darbe genişlik modülasyonu karartma frekansı. Ya bu kavramı çoğunuz ilk defa duymuşsunuzdur. O ne diyeceksiniz? Haklısınız. Darbe genişlik modülasyonu aşırı detaylı bir kavram. Yani bunu anlatmak için aslında apayrı bir video yapmam lazım ama şöyle çok kabaca bir şekilde anlatmaya çalışayım. Bildiğiniz gibi tüm telefonların ekranlarında paneller var ve bu paneller sürekli ışık sinyali üretiyor ve gözümüz de ister istemez bu ışık sinyallerinden etkileniyor. Eğer sinyal yüksek yoğunluktaysa bir sıkıntı yok. Gözümüz onu normal ışık gibi algılıyor. Yani güneş ışığı gibi, doğal bir ışık gibi algılıyor. Ama eğer sinyal düşükse gözümüz o sinyali çözümlemeye çalışıyor. Yani flicker dediğimiz olayı görmeye çalışıyor. Bu yüzden de daha çabuk yoruluyor ve bu bize baş ağrısı olarak geri dönüyor. İşte ekrandaki ışığın gözümüze verdiği zararı minimize etmek için bazı teknolojiler kullanılıyor ve darbe genişlik modülasyonu karartma frekansı da bunlardan biri. Bu teknolojiyle ekrandaki ışığın sinyal gücü gözümüzün fark edemeyeceği oranda arttırılıyor ve bu sayede ekran sinyallerinin gözümüzü olumsuz etkilemesinin önüne geçiliyor. Honor 90 3840 Hz darbe genişlik modülasyonuyla ilk ve tek flicker free telefon arkadaşlar. Gelecekte ekranlarda göz sağlığının daha çok önemseneceğini düşünüyorum ki hali hazırda zaten monitörlerde flicker free özelliği olanlar var. Bunun telefon ekranlarına da yansıması güzel olmuş bence. Honor'un bu konuda attığı adımın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında 6.7 inçlik ekranda AMOLED panel yer alıyor arkadaşlar ve 1 milyar renk desteği, 120 Hz ekran yenileme hızı, Netflix ve Amazon Prime HDR sertifikası da yer alıyor cihazda. Pikte 1600 nit parlaklığa ulaşıyor ki bu da güneş altında kullanırken bir tık daha rahat etmemizi sağlıyor. Son olarak ekran çözünürlüğünün Full HD Plus olduğunu da belirtelim. Cihazda 4 nanometrelik Snapdragon 7 Gen 1 işlemci yer alıyor arkadaşlar. Orta üst segmenti ve 1 yaşında bir işlemci. 512 GB depolama görüyoruz cihazda ki bence kendi sınıfı için gayet iyi bir değer. Ayrıca 12 GB'da RAM görüyoruz. Geekbench skorları da gördüğünüz gibi. Şimdi bir de oyun testi yapalım. Bakalım şarj ve sıcaklık değerleri nasıl olacak? Evet arkadaşlar, telefonun şarjı şu an %71 ve sıcaklığı 35.6 derece. 15 dakika PUBG oynayacağız. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Bu arada oyun oynarken biraz Honor hakkında konuşalım isterseniz. Honor bildiğiniz gibi ilk çıktığında Huawei çatısı altında satılıyordu ve bu yüzden sanki Huawei'in bir yan markasıymış gibi bir algı var kullanıcılarda. Bu geçmişte doğruydu ama Honor 2020 yılında Huawei ile olan bağlarını kopardı ve bağımsız bir şirket oldu. Şu an bütün çalışmalarını, Ar-Ge yatırımlarını ve teknolojilerini tek başına yürütüyor. Telefonlarında da Google'la işbirliğini sürdürüyor ve Android kullanmaya devam ediyor. Honor sanki hala Huawei'in bir alt markasıymış algısına yönelik bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi testimizi bitirelim ve devam edelim. 15 dakikanın ardından şarjımız %66'ya düştü ve sıcaklık 39.3'e yükseldi. Sıcaklığın 40'ın üstüne çıkmaması ve bir takılma, donma vesaire olmaması bence iyi ama daha uzun süre oynasak yüksek ihtimal sıcaklığı hissederdik diyelim ve devam edelim. Telefon Android 13 ile birlikte geliyor ve 5G desteği de yer alıyor cihazda. Yani uzun kullanım açısından da bir sıkıntı yok.
5000 mAh batarya yer alıyor cihazda ve kutudan 66 Watt'lık Honor Supercharge adaptör çıkıyor. Telefonun özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Genel bir değerlendirme yapmam gerekirse Honor 90 orta segmentte ama bazı özellikleriyle de üst segmente göz kırpan bir telefon. Gelelim fiyatına, işin en can alıcı kısmına. Honor 90 hepsi burada da kampanyalı olarak 16.999 TL'den satışa çıkıyor arkadaşlar. Kampanyalı sepette 1000 TL indirim uygulanıyor ve ek olarak da 1500 TL değerindeki X3 kulaklık da Honor 90'ın yanında hediye geliyor. Kampanya 31 Ağustos'ta sona erecek. Eğer Honor 90'ı sevdiyseniz hızlı hareket etmenizde fayda var. Sizler Honor 90'ı nasıl buldunuz? Sizce bu fiyata alınır mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.